Hilal'cığım her şey için çok teşekkür ediyoruz sana. Rica da ederim. Anneciğine de, kayınvalidene de, emeği geçen herkese. Peki Emre ile nasıl tanıştın, nerede tanıştın? Emre bir arkadaş ortamında tanışmıştık ama görüşmedik, hiç yüz yüze gelmemiştik. Kaç yıl önce? Emre ile yaklaşık bir 5 yıl önce tanıştık. Bizim şöyle mesela böyle bir grup arkadaş grubumuz vardı. Böyle bir örnek göstereyim daha doğrusu. Bu arkadaş grubumuz içerisinde de bir tane hemşire vardı. İsmini söylemek istemiyorum. Görüşmüyor musunuz şimdi? Görüşmüyorum. O hemşire arkadaşımız da Emre'yi erkek arkadaşım diye tanıttı bize. Aa! Evet. Biz Emre'yi o kızın erkek arkadaşı olarak tanıyorduk. Ama Emre'yi hiçbir şekilde yüz yüze görmedik. Değil miymiş? Değilmiş ama ben bunu çok sonradan öğrendim. Her neyse aradan bayağı bir zaman geçti. O hemşire bize bir yamuk yaptı diyeyim, böyle küçük bir yamuk yaptı. Ondan sonra o bizim arkadaş ortamımızdan uzaklaştı. Tamam. Aradan bayağı bir zaman geçti. Benim babam kulak cihazı kullanıyor. Babamın kulak cihazı bozuldu. Babam dedi ki Hilal dedi, medikalci bir arkadaşın vardı, onu arar mısın? Bu arada eşim medikal işiyle uğraşıyor. Bizim aile falan bu arada hani Emre'yi daha öncesinde hiç tanımıyor. Emre'yi aradım. Dedim ki ya dedim Emre dedim böyle böyle bir durum var dedim. Hani bize yardımcı olabilir misin? Nerede yaptırabiliriz? Babamla biz sözleşiyoruz. Yarın Bakırköy'e gideceğiz. Emre bize yardımcı olacak. Babam o gün farklı bir kulak cihazını farklı bir yerde kulak cihazını tamir ettiriyor. Ertesi günde ben Emre'yi aramayı unutuyorum. Aradan 4 ay geçiyor. 4 ay sonra babamın kulak cihazı tarlada çalışırken babamın kulak cihazı düşüyor ve kayboluyor. Aa, kulak cihazı lazım. Ve sıfırdan almamız lazım. Ve babam tekrar diyor ki kızım diyor o arkadaşın vardı ya diyor onu arar mısın? Evet. Tamam arıyorsun diyorum. Yine. Ben yine Emre'yi arıyorum. Emre böyle böyle bir durum var. Sonra. Emre diyor ki yarın gelin, gelin diyor. Biz gittiniz. Yarın gidiyoruz babamla. Oh çok şükür gittiler. Gittik. Emre'den içeri kapıyı açtınız, girdiniz, açtınız, zili çaldın. Merdivenlere çıktınız. O kadar detaylı. Yok canım. Ondan sonra Emre'nin arkadaşının yeri, babamın kulak testi yapılacak. Bizi tamam. Farklı odaya aldılar. Ben bir ne alaka bizi farklı odaya aldılar. Niye aldılar? Aslında orada da Emre bana hani kahve ısmarladı. Evlenme teklif edecekmiş Emre. Hayır, kahve ısmarladı. Ondan evet. Sonra sen ne yapıyorsun, ne diyorsun? Dedim iyi dedim, ben de dükkanımı değiştiriyorum dedim, yerin dedim. Ay benim evimin dibi dedi, aslında yalan. Benim dükkanım Bahçeli Evler'de, Emre'nin evi Haznedar'da. Arada uçurum var. Öyle, uçurum yok ama hayır. Yani yakın sayılır. Evimin dibi diyor. Dibi de değil yani, dibi de değil yani. Evet, Haznedar, Bahçeli Evler'e. Ondan sonra cihazı getirdi, bana teslim etti ve çok orada çok böyle... Sonradan öğreniyorum bunu tabii. Orada çok güzel bir jest yapmış Emre. Cihazı biz çok uygun fiyatla aldık. Normalde 10 bin ise mesela biz 5 bine aldık. Geliş fiyatının bile altına almışız. Emre orada aslında cihaza kendi de cebinden para ekliyor. Yok artık. Ya. Evet ama Emre'ye bak. Evlendikten sonra nişanlık evresinde öğreniyorum. Aradan bayağı bir zaman geçiyor. Emre sürekli benim dükkanıma uğruyor. Kahve alıyor. Kahve yapıyorum. Kahve içiyor. Evet. Ben de o kadar Emre'yi seviyorum ki. Ya diyorum ne kadar iyi bir çocuk diyorum. İnsan bir gün geldi. İnsan olarak. İnsan olarak evet. O kadar çok seviyorum ki. Dedim ki ben Emre ya dedim. O kadar iyisin ki dedim. Sana dedim birini ayarlayacağım. Aa ben. Ve bu kişi de gerçekten çok yakınım. Hani şimdi burada söylemek istemiyorum evli olduğum için Emre'yle. Dedim ki sana dedim birini ayarlayacağım. Orada ben Emre'nin yıkıldığını mı gördün? Yıkılması bana sadece şunu söyledi. Şu at gözlüklerini çıkart ve etrafını gör dedi ve çekti gitti. Aradan bir saat geçmeden Emre beni aradı. Dedi ki akşama dedi hazırlan dedi yemeğe çıkalım. Her neyse biz bir yere gittik yemeğe. Çok güzel bir yerdi bu arada. Yemeğe gittik. Emre oturduk. Daha ben bir bardak su değil bir yudum su içmeden Emre böyle yaptı. Ben seninle evlenmek istiyorum. Bravo. Oh. İşte bu kadar. Evet. Benim dedi, bana dedi bu fırsat şimdi nasip oldu. Ben nasibimin peşini bırakmayacağım. Sen benimsin gibi hani sen benimsin vay demedi be. Daha doğrusu ama. Ya benimsin ya toprağım. Şöyle dedi, ben seninle evlenmek istiyorum. Ya dedi hani bana dedi bir şans ver. Ya da dedi ben seninle arkadaş olamam artık. Ay canım ya. Ama keşke daha öncesinde böyle tanısaydım diyorum. Sonra bu şekilde. Sonra bu şekilde sürpriz bir evlilik teklif etti. Nerede? Bir
AVM'nin en üst katında evet. güzel bir VIP odayı kiralamıştı. Yoktu. Asla haberim yoktu. Haberim olsaydı zaten ben böyle nazik. Bir kıyafet giymezdim. Evet. Beyaz bir kıyafet giymiştim orada da. Aha. O da sözümüzden iki gün önce etti ama ben... Evde evleneceğim sene derken sen ilk buluşmaya böyle gitmeye karar verdin nikah salonuna. Hayır. Biz aslında burada Emre'nin... askeri arkadaşının nişanına gidiyoruz. Hatta ben dalga geçtim. Dedim ki ya ne alaka dedim ya dedim. Hafta için nişan mı olur dedim. Hilal dedi onlar da adet öyleymiş dedi. Gel gidelim. Her neyse biz gittik. Sonra bir baktım orada yeğenimi gördüm. Aa, organizasyonu gördüm. Çok güzel. Çok güzeldi. Peki seni istemeye geldiklerinde adetleriniz nasıl? Çünkü eşin tarafı Siirtli. Onların da böyle şey derler. Siirt'ten kız al kız verme derler biraz. Ağırdır adetleri böyle. Bilirim ben. Saygı çok önemlidir. Zorluk çektin mi? Neler yaşadın? Hiç zorluk çekmedim. Ama hoşgörülüdür aynı evet, zamanda. Çok evet. hoşgörülüdürler. Kayınvalidemle falan hani hiçbir sıkıntı yaşamadık çok şükür. Zaten hani Emre de gerçekten durumu çok güzel idare ediyor. İki türlü de. Bundan dolayı bizim ailelerde ne benim annem, ne kayınvalidem, ne kayınpederim, ne babam hiçbir şekilde ne takı, ne yapacaksınız, ne edeceksiniz hiçbir şey konuşulmadı düğün evet. şeyde, istememizde. İsteme görüntüleri yeşil mi giydin elbise? Evet, yeşil bir elbise giymiştim. Yeşil. Evet. Evet. Fiyatı nedir? Bu elbiseyi özel diktirmiştim. Fiyatı o zaman 300 liraydı. Aa, çok uygun. Çok uygun. Ne kadar toplandı? Nişanda. Bu söz benim nişanım olmadı bu arada. Pandemi geliniyim, pandemi mağduruyum. Nişan yerim her şeyim hazırdı. Bir hafta kala nişanımız iptal oldu. Nişan yerimizden ücretimizi geri talep aldık yani. Ha, peki talep şey, kına gecen oldu mu? Kına gecem de olmadı benim. Yine pandemiye denk geldi. Evet. Pandemi hatırlıyor musunuz? Bir ara bir esneklik sağlandı. Evet, sonra evet, tekrar kısıldı. Evet. O arada da ben bekarlığa veda yaptım. Şurada bekarlığa veda. Evet, bekarlığa veda. Böyle pembe şeker kızıl diyeyim size. Çok güzel. Neresi orası? Burası da bir arkadaşımızın villasının bahçesiydi. Ne güzel. Güzeldi, çok eğlenmiştik. Evet. Yine kişi sayısı falan böyle azdı, ona da dikkat etmiştik. Düğün değil de nikah oldu galiba. Evet, nikah oldu. Hı-hı. Nikahta da her şey kısıtlıydı bizim zamanımızda. Normal düğününüz olmadı? Yok, olmadı ama pandemiden dolayı olmadı. Yalnız değilsin hayatım. Evet, pandemiden dolayı ama olmadı. Ama çok güzel olmuşsun maşallah. Evet, maşallah. Gelinliğin de, türbanın da çok şık bence. Gelinliğin de özel miydi? Evet, özel diktirdim. Kendime göre diktirmiştim. Gelinliğimin de fiyatını siz sormadan söyleyeyim. 9000 liraydı. Özel dikim, özel kasnak işlemesiydi. Çok güzel. Çok güzel. Peki başörtüm biraz farklı sanki. Evet, ilk defa böyle bir baş stilini bende de demişlerdi. Sonradan bu baş stili moda oldu diyebilirim. Evet, birçok arkadaşım da sonrasında da gördüm. Çok ama çok beğenildi. Peki takılar falan ne kadar geldi kimlerden? Takılar kayınvaliden taktı. Kayınvalidem 5 tane bilezik taktı. Annemler 5 tane taktı. Yanlış hatırlamıyorsam. Gerçi videoda da görürüz ama o kadar izlememize. Tabii artık yani mümkün değil. Ondan sonra kolye taktı annem. Kayınvaliden 5'i bir yerde takmıştı. Peki hani takılan altınlar sizde mi kaldı? Eşinde ve sende mi? Hayır, yoksa aileler mi aldı? Hepsi bizde kaldı. Hiçbir güzel. Şekilde aileler hiçbir şeye karışmadı bizde. Ay çok güzel. Evet. Bu arada takıları şu an net olarak hatırlamıyorum ama takıları böyle size önünüze serebileceğim bir liste var. Çünkü eşim benim bu listeyi tuttu. Oo. Ama bu listeyi şu an buraya getiremedim. Şundan dolayı getiremedim. Hani kişilerin isimleri görünüp kimse rencide olsun ya da tabii, şey olsun evet. istemedim. Doğru. O listeyi tutuyorsunuz çünkü aynısını götürmek adına mı acaba? Evet. Şimdi mesela o zaman bize gram takılmış ya da gramı takılmış. Eşim şu an ona mesela gramına gramla gitmemiz uygundur diyor ya da gramla gitmemiz uygundur diyerekten öyle karşılığını veriyor. Duruma göre tabii, karşılığını evet. Çünkü o zamanla şu zamanı asla kıyaslayamayız. Evet. O zaman 100 lira bile değerliydi ama şu an 100 liramız 10 lira. Evet. Anlayabiliriz. Haklısın. Peki balayına nereye gittin? Balayına biz Antalya'ya gittik. Çok güzel bir yere gittik. İyi ki de oraya gittik diyorum. Faralya köyü olarak geçiyor. Hı hı.
Çok güzeldi. Hatta görüntüleri de var. Böyle havuzda kahvaltısı falan da vardı. Aa, çok keyifli. Evet. Çok güzel. O kahvaltı geliyor mesela havuzda, havuz içerisinde hem yüzerek hem de kahvaltı yapıyordu. Ay çok havalı. Çok güzeldi evet. Çok düğünden güzel. Serin serin. Efendim? Düğünden sonra bir daha hiç gittiniz mi? Düğünden sonra bir daha gidecektik aslında, gidemedik. Hatta biz orayla rezervasyonumuz bile vardı. Ama düğünden bir yıl sonra ben kına gecesi yaptım. Sahi mi? Evet. İçinde kalmıştı. Evet. Pandemiden evet. Sebep. Evet. Çünkü bravo evet. Bizim düğün yerimizde... Benim de birçok şey kaldı vallahi. Bizim düğün yerimizde... Sen de yap. Düğün olmadı nasip. Evet. Bir türlü giremedim. Bizim düğün yerimizde kına yerimiz aynı salonlardı. Salonların farklı yerleriydi. Biri 1000 kişilikti, biri 500 kişilikti. Biz bir ücret ödemiştik ve o ücreti geri alamayacağımız için dedim ki üzülmeyelim ya dedim. Bence de. Bir yıl sonra da dedim kına gecesi değil de gelin eğlencesi adı altında. Eğlence. Gelin eğlencesi yaptık çok ve güzel. Çok keyifliydi. Çok bebeğinin güzeldi. Fotoğrafı var mı? Var. Çok tatlı maşallahı var. Hatta bebeğimin mevcutunu da gösterebilirim size. Seviniriz. Adı neydi? Lelin. Lelin. Olmaz ondakiler var. Ay Lelin çok tatlı. Maşallah hayatım ya. Allah nazarlardan saklasın. Teşekkür ederim. Size valla mutluluklar diliyorum bir teşekkürler. Tanem. Teşekkürler.